İyi akşamlar efendim. Ben Hasan Üç. Mercek programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Sağlık programı nedeniyle uzunca bir süre sizlerden ayrı kaldık. Sizlere kavuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Öncelikle sizlerin karşısına ve hayata tekrar tutunmama sağlayan Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Uzman Doktor Sehrat Korkmaz'a, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyin Cerrahı Sayın Doçent Doktor Gazi Boyacı'ya ve kulak burun boğaz mütehassısımız Doktor Şahin Ulu'ya bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ayrı bir teşekkürüm de eşim ve sevgili kızlarıma ve tüm dostlarıma verdikleri desteklerinden dolayı. Efendim lafı fazla uzattım. Kusuruma bakmayın. Tabii uzun bir süre ayrılıktan sonra sizlerin karşısında olmak ayrı bir heyecan. İlk programın heyecanını, ilk mercek programın heyecanını tekrar tekrar yaşıyorum. Efendim büyük zaferin yıl dönümünü kutluyoruz. 97. yıl dönümü. Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda büyük taarruzun 97. yıl dönümünü, Zafer Haftası'nı kutlamaya hazırlanıyoruz. Biz de mercek programı olarak istedik ki bugünü konuşalım. Büyük taarruzumuzu, Kocatepe'mizi, bu taarruz nasıl oldu? Kurtuluş Savaşı'nın Türk ve dünya tarihini etkileri nelerdi? Bunları konuşmak istedik. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadık Sarısaman. Sayın hocam hoş geldiniz. Sağ olun efendim, hoş bulduk. Evet. Teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçi, kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Sayın hocam, milli mücadelenin en çetin geçtiği kentlerden birisi. Tarihin kültürle harmanlandığı bir Afyonkarahisar, Cumhuriyet'in kazanıldığı evet. Topraklar. Tabii bunlar hemen bir anda olmadı. İşte 22 Ağustos'tan başlayıp da 30 Ağustos'a sığan bir süreç değil. Tabii bunun bir öncesi var. İsterseniz hocam büyük taarruz öncesi yaşananları sizlerden dinleyelim efendim. Evet, şimdi şöyle kısaca olaylara bakacak olursak, Birinci Dünya Harbi'nin sonunda Osmanlı Devleti'nin yenilmesi, mağlup olması ve bu mağlubiyet neticesinde imzalanan Mondros Mütarekesi. Mondros Mütarekesi'nin akabinde gerçekleşen işgaller ve çeşitli yerlerde oluşan müdafaa hukuk cemiyetleri, Kuvayi Milliye faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması, toplayıcı bir lider olarak bu milli kuruluşları bir araya getirmesi süreci, efendim Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, bu arada Yunanlıların ilerlemelerinin devam etmesi, nihayetinde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve 1. Deniz Zaferi, 2. Deniz Zaferi, bunun arkasından gelen bir yenilgi, Yunan kuvvetlerinin Sakarya Nehri'ne kadar gelmesini sağladı bu. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri. Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra kazanılan bir Sakarya Zaferi. Kısaca Büyük Taarruz öncesindeki temel gelişmeler bunlar. Şimdi Sakarya Harbi'nden sonrasına bakmak lazım. Bu büyük taarruzu anlayabilmek için. Sakarya Harbi'nin hemen bitiminde Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan bir savaş planı var. SAP planı. Evet. Bu Yunan askerlerinin, Yunan ordusunun mağlubiyetinden istifadeyle son darbenin vurulmasını amaçlıyor. Fakat Sakarya Savaşı bildiğiniz üzere sadece Yunan kuvvetlerini sadece Yunanlılara büyük zayiat verdirmedi. Bize de verdirdi. Bizim de büyük oranda tabii binlerce şehidimiz. Tabii, evet. En çok şehidi verdiğimiz savaş milli mücadelede Sakarya Savaşı. Şehit açısından öyle efendim mühimmat
kaybı açısından öyle. Yani bizim de toparlanmamız gerekiyor ve zamana ihtiyaç var. Evet. Dolayısıyla hemen taarruza geçmek bu şartlarda mümkün değil. Hatta savaş planı yapıldıktan sonra 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'ya sunuluyor. Ali İhsan Paşa ordu taarruz edemez diyor. Bırakın taarruz etmeyi. Ordu açtır. Ordu giysisizdir. Perişandır. Bu konuda 15 Ekim 1921 tarihinde Batı Cephesi Komutanlığı'na gönderdiği bir raporda diyor ki 8. Tümen birliklerini gezdim. Bu tümendeki askerlerin sadece %5'inde asker kıyafeti var. %95'inde diyor asker kıyafeti yok. Köylü kıyafetiyle gelmişler. Tamam diyor, köylü kıyafetiyle geldi. Tamam anladık da diyor. Onlar da perperişan. Yani yırtık pırtık. Silah yok, cephane yok. Askerin diyor dörtte birinin diyor süngüsü yok. Efendim kaputu yok. Botu yok. Vesaire. Yok yok yok. Öncelikle ordunun toparlanması lazım. Menzil hatlarının düzenlenmesi lazım. Askerin ihtiyacını karşılayıcı menzil hatlarının düzenlenmesi lazım ki bu ihtiyaçlar tamamlansın. Ondan sonra taarruz düşünülebilsin. Ve beklemek mecburiyeti ortaya çıkıyor tabii. Sonrasında da kış mevsimi geliyor doğal olarak. Kış mevsiminde de tabii taarruz yapamıyor. Taarruz yapmak evet. Mümkün değil. Dolayısıyla baharı beklemek lazım. Şimdi bu arada yapılanlar neler? İşte ordunun eksiklerini giderme çalışmaları. Menzil hatlarının düzenlenmesi dediğimiz gibi. Ordunun işte kıyafet ihtiyacının düzenlenmesi, ordunun silah eksikliklerinin, cephane eksikliklerinin düzenlenmesi, bununla ilgili harıl harıl çalışıyor çeşitli merciler. Hatta Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Savaşı öncesinde yayınlamış olduğu Tekalif-i Milliye Emirleri var. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin amacı da biliyorsunuz, ordunun eksiklerini gidermektir. Daha güçlü bir şekilde düşman karşısında savaşmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almaktır. Orada halktan yeni fedakarlıklar istenmiştir biliyorsunuz. İşte her aile bir takım iç çamaşırı, bir çift çorap, bir çift çarık verecektir der. Her aileyi bu konuda yükümlü. Bu nedir? Bir vergidir aslında. Evet. Yani bir nevi bir milli seferberlik. Evet. Evet. İşte köylü ve tüccar elinde bulunan hububatın %40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere %40'ını orduya verecektir der. Efendim vatandaş elindeki tabanca hariç onu savaşta kullanamadığı için daha uzun menzilli silahlar tercih ediliyor. Tüfekleri, evet. Efendim cephaneyi, barutu, şunu bunu efendim ne varsa verecektir. Hatta olmadı kazmasını, küreğini, baltasını, evet. Yani hatta sizin de işaret etmeye çalıştığınız gibi yine bir vergi yükümlülüğü. Her aile, her köylü çiftçi ailesi elinde bulunan ulaşım hayvan ve vasıtalarıyla her ay 100 kilometre askeri ulaşım yapacaktır. Gibi hazırlıklar, o hazırlıkların meyvelerini büyük taarruzda toplamaya başlıyoruz. Fakat bunun dışında işte asker sayısını artırmak için askerlik alanına kapsayıcı şekilde yaş daraltılması, yani daha fazla kişiyi askere çağırmak, subay sayısını artırma teşebbüsleri, efendim orduya taarruz eğitimi verdirmek. Bu zamana kadar bizim ordumuz sürekli savunma savaşı yaptı ve savunma
eğitimine yatkın, savunma eğitimi veriliyordu. Çünkü savunmadaydı. Yani bu, bütün bu baktığımız, az evvel saydığımız savaşlar, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Eskişehir, Kütahya Muharebesi, Sakarya Savaşı. Bunların hepsi savunma savaşı. Evet. Şimdi bizim mantaliteyi değiştirmemiz lazım orduda. Taarruz mantığına getirmemiz lazım askerlerimiz. Dolayısıyla taarruz eğitimi yaptırmaya başlıyoruz. Taarruz eğitimleri yaptırıyoruz. Efendim topçunun eksiklerini gidermek için topçulara eğitim verdiriliyor. İşte güneyden, doğudan silah ve asker kaydırmak gibi ordunun gücünü artırmaya yönelik teşebbüsler yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Tabii bu arada kadınlarımızın, annelerimizin buradaki taarruzdaki rolünü de unutmamak da lazım. İsterseniz birkaç cümleyle onları da buradan konuşmuş olalım Sayın Hocam. Ve akabinde de büyük taarruzdaki gizlilik ilkesi, evet. Büyük taarruz nasıl gerçekleşti? Süremiz çünkü bir tamam. Hayli hızla akıyor. Buyurun hocam. Tamam. Şimdi bizim bu mücadeleye, 1919 ile 1922 arasında gerçekleşen mücadeleye milli mücadele dememizin sebebi halkın bütününü kapsıyor olmasından kaynaklanıyor. Yani bu sadece askerin mücadelesi değil. Bu sadece erkeklerin mücadelesi değil. Halkın bütününün mücadelesi. Dolayısıyla kadınlar da var. Hani kadınların mücadeleleri çok göz önünde görünmüyor. Hani bakıldığı zaman. Fakat işte kocası askere gitmiş. Cephede. Geride ailenin işini yükümlenen kadın. Bu evet. En büyük görev. Tabii. Bunu gözden uzak tutuyoruz. Bunun dışında mesela kadınların örgütlü mücadelesi var bu anlamda. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti diye bir cemiyet kuruyorlar 1919 yılının Aralık ayında. Sivas Kongresi'ni takiben birkaç ay sonra. Merkez Sivas'ta bu cemiyetin ve başkanı da Sivas Valisi, o dönemin Sivas Valisi Reşit Bey'in hanımı Melek Hanım. Evet. Sadece Sivas'ta yetinilmemiş. Bunun dışında işte Amasya gibi, Erzincan gibi, Bolu gibi diğer Anadolu illerde yani. De şubelerini açmış. Şimdi bir şiir var meşhur biliyorsunuz. Mustafa Kemal'in Kağnısı. Mustafa Kemal'in Kağnısı o şiir aslında kadınların milli mücadeleye katkısını orduya cephane taşımak veya yiyecek taşımak noktasında katkısını anlatıyor. Gayet de realiteyi anlatıyor. Yani kafadan uydurulmuş bir şiir değil. Evet, o dönemde gerçekleri ki, tabii, yansıtıyor. Tabii, o dönemde gerçekleri evet. Yansıtıyor. Hatta kadınlardan efendim Şerife Bacı 1921 yılı içerisinde bu cephane nakli sırasında Aralık ayında 1921 yılının Aralık ayında soğuktan donuyor kadın. Donarak hayatını kaybediyor. Yani bu bir örnek. Bunun gibi işte cephede yaralanan kadınlar var. Kuvayi Milliye içerisinde faaliyet gösteren mesela Kara Fatma Erzurumlu. Kocası 1915 Sarıkamış Harekatı'nda şehit olmuş. Ondan sonra milli mücadele döneminde de katılıyor bu kadın milli faaliyetlere ve çetecilik faaliyetleri içerisinde bulunuyor. Bir keresinde 25 tane Yunan askerini çete mensubu kadınlarla beraber geriden bir taarruzu yaparak 25 tane Yunan askerini esir etmek suretiyle teslim alıyor. Evet. Bunun gibi pek örnekler yani. Çok. Tabii erkekler kadar çok örnek vermek mümkün değil ama evet. Kadınlarla ilgili de kadınların milli mücadeleye katkılarıyla ilgili de örnekler evet. Bir hayli var. Özellikle Güneydoğu
Anadolu'muzda Antep müdafasında çok sayıda kadınımız şehit olmuştur. En yoğun, çünkü orada sivil ayrımı da gözetmedikleri için, sivil asker ayrımı gözetmedikleri için ve sokak sokak çatışma yaşandığından dolayı yoğun miktarda kadınımız Antep savunmasında şehit düşmüştür. Evet. Sayın Hocam, büyük taarruza gelirsek, o gecenin sabahına. Evet. İsterseniz... Şimdi vaktimiz ne kadar bilmiyorum ama isterseniz o gizlilikten biraz konuşalım mı? Evet. Yoksa tabii o sabaha gelebiliriz. Evet, o sabaha gelelim, o sabaha hocam. Yayın akışımız biraz süratli akıyor. Tamam. Şimdi büyük taarruzun olgunlaştırılması faaliyetleri, bu Sakarya Savaşı'nın hemen bitiminde Genelkurmay tarafından hazırlanan SAT planı çerçevesinde yoğunlaşıyor. Yani SAT planında tadilatlar yapılarak, bugünkü tabirle değişiklikler yapılarak bu planın uygulanması yoluna gidiliyor. Mustafa Kemal Paşa Akşehir'de zaman zaman komutanları toplayarak, orası Batı Cephesi'nin karargahıydı, komutanları toplayarak plan üzerinde değişiklikler yapılıyor. Ve şeyi daraltıyor, taarruz alanını. 12 kilometrelik bir alana düşürülüyor asıl taarruz alanı. Bu alan şeyden başlıyor, Kalecik Sivrisi'nden başlıyor. Kalecik Sivrisi, Erkmentepe, Belentepe, Tınaztepe. Burada bitiyor. Bu 12 kilometrelik alan asıl taarruz bölgesi olarak düşünülüyor. Mustafa Kemal 20 Ağustos tarihinde, 20 Ağustos 1922 günü Akşehir'e geliyor. Oradan yine Batı Cephesi Komutanı, Genelkurmay Başkanı ile beraber 24'ünde ayrılıyorlar. Şuhud'umuz diyelim, Afyonkarahisar'da. Evet. Şuhud'a geliyor. Orada bugün Atatürk ev olarak kullanılan Hacı Müze olarak, evet, konağında bir gece kalıyor ve o gün Çakırözü köyüne geçiyor. Çakırözü köyünde çadırlı ordugahta ikamet etmeye devam ediyor. 25'inde gündüz diyelim. Ondan sonra gece yarısı at üzerinde komutanlar bugün Zafer Yol dediğimiz, o zaman tabii patika, şimdi yol falan yapıldı. Evet, evet. Arabalar gayet güzel oldu. Evet. Kocatepe'ye geliyorlar. Kocatepe'nin eteklerinde saat 3 civarında Nurettin Paşa kendilerini karşılıyor. Birinci Ordu Komutanı o zaman. Nurettin Paşa. Birlikte işte Kocatepe'ye çıkıyorlar. Ve saat 4.30'da efendim Tanzim ateşinin, 5'te tahrip ateşinin yapılması hedeflenmişken sis nedeniyle yarım saat geçiyor, gecikiyor. İşte 5'te tanzim ateşi, 5.30'da tahrip ateşi şeklinde 26 Ağustos'a bağlayan gece bu şekilde top atışlarıyla başlıyor. Yunanlı tabii o gizlilikten bahsedemedik ama gizlilik gerçekten, o gizlilik politikası, gizlilik siyaseti başarılı oldu. Ki Yunan ordusu neredeyse hiçbir şeyden habersiz. Yunan başkomutanı Trikopis 25-26 Ağustos'a bağlayan gece karargahında balo veriyor. Balo düzenliyor. O kadar rahat. Ve 3 hat halinde yaptıkları, onların savunma mevzileri vardı. Siperleri 3 hat halinde kazmışlar. Önlerine tel örgüler örüyorlar. Bu hatı geçerlerse Türkler bu hatta müdafaa ederiz. Arkada bir hat daha, bir siper daha. Oraya geçerlerse burada tutunuruz diye bir siper daha. 3 siper halinde hazırlamış oldukları
müdafaa hattına İngilizler de teftişlerinde diyorlar ki Türkler burayı 6 ayda alırlarsa 6 saatte aldık diye sevinsinler. Evet, o kadar, evet. O derece kendilerinden eminler. Hani bir de o dönemin güçlü, askerlik alanında güçlü bir ekolü diyelim. İngilizlerden de bu noktada bir teyit almışlar. Yani Türkler 6 ayda bile geçemezler burayı. Şeklinde böyle bir umutla da ve bizim kurmay heyetinin gizlilik planını başarılı bir şekilde yürütmesinin de bunda tabii büyük etkisi var. 26 Ağustos'ta gerçekten tam bir baskın harekatıyla karşı karşıya kalıyorlar. 26 Ağustos sabahı saat 6.30'dan itibaren bizim askerler siperlere saldırmaya başlıyorlar. Yani top atışları gayet de başarılı olmuş ve hemen askerlerimiz söz konusu tepelere süngü hücumuyla taarruza başlıyorlar. İşte mesela saat 7 gibi Kalecik Sivrisi alınmış. Ondan sonra işte askerlerimiz Tınas Tepe siperlerine girmişler. İşte Erkmen Tepe siperlerine girmişler. Belen Tepe'de biraz gecikme oluyor. O da komutanın biraz ihtiyatlı davranmak arzusundan kaynaklanıyor. Bir önceki Kütahya-Eskişehir muharebelerinde birliklerini önce sürdüğü için epeyce zayiat vermiş. 23. Tümen Kumandanı Ömer Halis Bey. Bu yüzden hani derler ya, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Evet. O da civardaki tümenlere haber gönderiyor. Acaba onlar harekete geçecekler mi? O bilgiyi almaya çalışıyor. Bu arada gecikme bundan kaynaklanıyor. Tabii Mustafa Kemal'den de tekit diyelim eski tabirle, yeni tabirle azarlama gelince o tümende harekete geçiyor. Fakat 26 Ağustos günü söz konusu bu yarma cephesindeki bütün tepelerin alındığını söyleyemiyoruz. Özellikle Tınas Tepe'de öğleden sonra Yunanlıların karşı bir harekatı oldu. Gelen takviye birlikleriyle beraber tekrar durumu ancak toparlayabildik. Asıl başarı ertesi gün geldi. 27 Ağustos'ta. Evet. 27 Ağustos'ta söz konusu bu tepeler alındı. Hatta bu tepelerle bağlantılı Çiğil Tepe de tümen kumandanı Reşat Bey. Albay Reşat Bey. Evet. Evet. Reşat Bey işte tepeyi ne zaman alırsın diye Mustafa Kemal kendisini aradığında saat 10.30 falan. Yarım saat içerisinde alırım. Alacağım cevabını veriyor. Sözünü yerine getiremediğini görünce de intihar ediyor maalesef. Evet. O komutanımız da bu şekilde şehadet mertebesine ulaştı. Şimdi gördüğümüz şu ki bizim komuta heyeti savaşı çok iyi yönetti. Komuta heyetinin başarısı kesinlikle. Yoksa silah ve mevcut gücü ortaya koysanız deseniz ki bu mu yener, bu mu yener? Evet. Kocatepe'de de o sayılar tablo tabii, olarak tabii. Yani belirli. Bu mu yener, evet. Bu mu yener? Koysanız rakamları gayet bariz bir şekilde görünüyor. Yunan ordusu daha güçlü. Siz bunu normal şartlarda yenemezsiniz. Peki nasıl yeneceksiniz? Savaş planıyla yeneceksiniz. Stratejiyle. Efendim, stratejiyle yeneceksiniz. Cesaretle yeneceksiniz. İşte imanla yeneceksiniz değil mi? Bütün bunların bir araya gelmesi lazım. Bizim başkomutan Kocatepe'deyken Yunan başkomutanı Hacı Anesti İzmir'deydi. İzmir'den savaşı yönetmeye kalktı. Tabii savaşta bizim süvarilerin başarısını da gözden uzak tutmamak lazım. Yani topçuların başarısı o ayrı bir şey. Evet. Hani top o Yunan istikamlarını devirmeseydi, top gücüyle oralar berhava edilmeseydi bu başarı gelmezdi. Tamam. Fakat bir de süvarinin başarısı var ki süvari 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Ahır Dağları'nda Yunanlıların
gündüz kapatıp da gece açık bıraktıkları bir patika yoldan geçerek bütün süvari alayı, süvari tümeni, oradan alay geçirdiler. Sinan Paşa Ovası'na iniyor. Ve indikten sonra da işte demir yolunu kesme, telgraf hatlarını kesme, telefon hatlarını kesme derken neredeyse Yunanlılar 27 Ağustos'tan itibaren birbirleriyle haberleşemez hale geliyorlar. Evet. Birbirlerinden haberi yok. Evet. Sayın Hocam, bu zaferi, bu Kurtuluş Savaşı'nı tabii böyle yarım saatlik, bir saatlik bir programda değil, anlatılmaz, çok uzun süreler gerekiyor. Fakat maalesef yönetmen arkadaşım oradan ısrarla programımızın sonuna geldiğini belirtiyor. Evet. Tabii bunu ilerleyen günler içerisinde sizlerle ayrıntılı bir şekilde birlikte tekrar yaşamaya çalışacağız. Sayın Profesör Doktor Saadi Sarısaman, efendim Kanal 3 televizyonuna, mercek programımıza katıldığınız için ben sizlere çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına, bugünlerimizi bize bağışlayan, şehadetleriyle, emekleriyle bu ülkede yaşamamızı imkan veren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve efendim sevgiyle anıyorum. Evet, bizler de hepsinin ruhları şad olsun. Şad olsun diyoruz, mekanları cennet olsun. Amin. Efendim, ilk bölümdeki konuğum Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'den öğretim görevlisi Profesör Doktor Saadi Sarısaman'dı. Kendisine kısıtlı zamanımız içerisinde büyük taarruzumuzu, Kocatepe'mizi dinledik. Süremizin yettiği imkanlarca. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Murat Toy Bey'in konuğu olacağız efendim. Önemli açıklamaları olacak. Reklamlardan sonra birlikte olmak dileğiyle. Programımızın bu bölümünde ilimizde yaklaşık 10 yıl görev yapan, başarılı bir bürokrat olan, yaklaşık 2009-2019 yılları arasında defterdar vekilliği görevinde bulunan, şimdi ise İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevinde olan Sayın Murat Toy'un konuğuyuz. Efendim, hoş bulduk diyeyim ben. Evet, hoş geldiniz. Sayın Genel Sekreterimiz hakikaten Afyonkarahisarlı olmamasına rağmen bir Afyonkarahisarlı kadar bir hizmet aşığı. Afyonkarahisar'da büyük emekleri var. Özellikle para toplama konusunda Sayın Defter... Para toplama tarafından para harcama tarafına geçtik diyebiliriz. Evet, onu konuşacağız ama tabii biz sizi biliyoruz. Afyon basını sizi biliyor ama izleyicilerimiz özellikle merak eder. İl Genel Meclisi Sekreterimiz Murat Toy kimdir efendim? Öncelikle benden önce Afyon İl Özel İdaremizde Genel Sekreter olarak görev yapan Recep Uyur Bey'e geçmişte kurumumuza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi kullanmadığı izinleri kullanarak emeklilik taleminde bulunmuştu zaten. Dün itibariyle de kurumumuzla ilişiği kesildi, emekliye ayrıldı. Evet, kendisine hayırlı olsun diyelim. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Ben 1961 yılında Uşak ili Banaz ilçesi Düzkışla köyünde doğdum. İlkokul ve ortaokulu Uşak merkezde okudum. 1985 yılında memuriyete minemlak memuru olarak başladım. Ve kurum içi yükselme sınavlarıyla müdür yardımcısı, müdür, defterdar yardımcısı ünvanlarını alarak Türkiye'nin değişik yerlerinde yer değiştirmeye tabi olarak görev yaptım. İlimize 2009 yılında geldim. Afyonkarahisar defterdarında 7 yıl defterdar yardımcısı, 3 yılda defterdar vekil olarak görev yaptım. Evet,
Efendim hep size alışkanlığımdan dolayı Sayın Defterdar'ım demek istiyorum ama Sayın Genel Sekreterim Afyonlu değilsiniz ama uzun yıllar buradasınız. Ben de Afyonlu değilim ama ben de babamın görevi icabı buraya gelmiş, yerleşmiş. Hiç kaleye çıktınız mı efendim? Burada öyle bir inanış vardı işte. İki defa çıktım. Evet. O zaman buradan ayrılmanız bir kolay olmayacak. Belki uzun süre kalmanın sebebi o olabilir evet. diye düşünüyorum. Evet. Efendim, tabii Sayın Genel Sekreterimizin emekliye ayrılmasıyla beraber işte kim gelecek konuşulmaya başlandı. Hatta bununla ilgili tartışmalar, söylentiler de olmaya başladı. Göreve gelişiniz nasıl oldu efendim? Önceki Genel Sekreterimiz Recep Bey'in emeklilik talebi üzerine burada başta Sayın Valimiz olmak üzere ilimizin ileri gelenleri tarafından bir istişarede bulundu. Ve benim bu göreve layık olduğum kararına varılarak 17 Temmuz 2019 tarihinde valilik görevlendirilmesiyle ben burada göreve başladım. Evet, çok güzel. Tabii ben sizden iki kurumu karşılaştırmanızı isteyeceğim ama tabii aslında pek bir fark yok yani. Oradaki kurumdaki yani devlete, millete hizmet için bir kaynak toplama çabasındasınız. Devletin belirlediği vergileri toplama çabasındasınız. Burada tabii toplanan paralarla hizmet götürme, parayı harcama çabasındasınız. İki kurumu karşılaştıracak olursak neler söylersiniz efendim? Ben 34 yıldan fazla, 34 yıl 3 ay 28 gün maliye teşkilatında hizmetim oldu. Tabii maliye teşkilatının kendine has hiyerarşik yapısı ve kurumsal bir işleyişi var. Ülkemizde bütçenin gelir kaynakları vergi gelirlerinden başka çok önemli bir gelir kaynağımız yok. Yani maalesef yüksek teknoloji, işte yurt dışına sattığımız tabii ki ihracatımız var ama bunlar bütçenin gelir kaleminde çok büyük bir yer almıyor. En büyük bütçenin gelir kaynağı vergi gelirleri. Maliye teşkilatında gerek bağlı vergi dairesinde, bağımsız mal müdürlüğünde, defterdar yardımcılığında, defterdarlık görevinde, döner sermaye saymanlığında, değişik birimlerinde görev yaptım. Maliye teşkilatının özellikle bütçenin gelir kalemlerini oluşturma ve harcama denetimi konusunda ülkemizde çok önemli bir görevi var. Bugüne kadar orada görev yapmış olmaktan da onur ve gurur duyuyorum. Zaten burada il özel idaremizde görev yaparken maliye teşkilatındaki bilgimiz, tecrübemiz, deneyimlerimiz, mevzuat birikimimiz çok büyük işe yarıyor. O anlamda tabii maliye teşkilatı biraz daha kamu kaynaklarının temini toplanması anlamında biraz daha ön planda. İl özel idaremiz ise 5302 sayılı kanuna göre kendisine verilen görevler anlamında özellikle kırsal kesimde yol, su, kanalizasyon ve diğer imar gibi temel hizmetleri yapıyor. Yani ayrım yapacak olursak bir tanesi tabii bizim de var gelirlerimiz, kendi öz gelirlerimiz cüzi de olsa. Geldiğim kurum, parayı toplayan kurum, şu anda içinde bulunduğum kurumda hizmeti götüren ve parayı harcayan kurum olarak değerlendirilir. Vermek mi zor, almak mı zor efendim? Almak daha zor. Almak daha zor. Evet, evet. Evet, harcamak kolay. Evet. Efendim, tabii yeni bir kurumun başındasınız. Kurumun işleyişi nedir efendim? Kurumun yapısını ana hatlarıyla özetleyecek olursak neler söylersiniz efendim? Kurumun İl Özel İdaresi'nin işleyişinin bir kısmı ile ilgili zaten ben maliye teşkilatında da bilgimiz ve deneyimimiz vardı. Özellikle taşınmaz, imar ve köye yönelik hizmetlerde bir takım deneyimlerimiz vardı. Buraya gelince buna ilave olarak başka hizmetler de girdi tabii. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinde
İl Özel İdaresi'nin görev ve yetkileri detaylı olarak açıklanmış, tek tek sayılmış. Özellikle kanunun 6B maddesinde imar, yol, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklendirilmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir şeklinde tanımlanmış ve esas itibariyle il özel idaremizin görevi kırsal kesimde bu hizmetleri götürmek. Evet, tabii ilimizin yüz ölçümüne de baktığımız zaman çok önemli bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bunu sarf ederken de efendim tabii bir bütçeye sahipsiniz. Bütçemiz nasıl efendim? İlimizde 17 ilçe, 422 köyümüzde bu az önce saydığımız hizmetleri biz götürmeye çalışıyoruz. Tabii il özel idaresi kanunun çıkmadan önce bu görevlerin bir kısmı köy hizmetleri, şu anda mülga ve kapanan köy hizmetleri genel müdürlüğünün görev alanında iken, şimdi o kurumların kapatılmasıyla tüm görevler il özel idaremize verilmiş. Tabii biz az önce de söyledim, bizim gelir kaynağımız İller Bankası'ndan bize aktarılan paylar ile cüzi miktarda da olsa bizim kendi gelirlerimizden teşekkür ediyor. 17 ilçe 422 köye imar, yol, su, kanalizasyon gibi ve diğer hizmetleri götürürken keşke imkanlarımız daha geniş ve sınırsız olsa da bu hizmetleri daha kısa sürede ve daha hızlı ve daha geniş çapta götürebilsek. Ancak tabii devletin imkanlarıyla doğru orantılı bizim de faaliyet alanımız. 2019 yılı içerisinde 174 milyon bütçemiz var. Bu bütçenin bir kısmı sabit giderlerimiz, işte personel giderleri, vergi ve sigorta giderleri, elektrik, su gibi sabit giderlerimiz. Bunun dışında köre hizmet götürme birliklerine aktardığımız paralar var. Yatırım programına aldığımız ve devam ettirdiğimiz yılı içerisinde bitirmesi gereken projelerimiz var. Milli eğitim, sağlık, gençlik spor, evet, aile ve sosyal politikalar, AFAD gibi kurumlara da kendi kurumumuzdan imkanlar ölçüsünde destek sağlamaya çalışıyoruz. Tabii herkes istiyor. Tabii isteyen evet, çok ancak yeterli kaynak olmayınca tabii biz de hepsine yeteri kadar cevap veremiyoruz. 2019 yılında bizim İller Bankası'ndan ayrılan kaynaklarımızda yaklaşık %35-40'a varan bir kesinti yapıldı. Bu kesinti olunca biz de projelendirdiğimiz yatırımlar veya hizmetlerimiz anlamında biz de mecburen bir takım kısıntılara gitmek zorunda kaldık. İnşallah 2020 yılında bütçe imkanları daha iyi olursa biz de bu hizmetleri daha geniş çaplı yapmaya çalışacağız. Evet, inşallah efendim. Tabii çok aynı zamanda vebali büyük olan bir görevin başındasınız. İnşallah başarılı olursunuz, buna da eminim. Efendim tabii sizin önem verdiğiniz konuların başında sizinle sohbetimiz sırasında söylemiştiniz. Bu arsa üretimi konusunda neler yapılıyor efendim? Şimdi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun temeline baktığımızda bizim 6 temel hizmet alanımız var. Bunlardan birincisi köylere ilçe merkezine veya kasabalara bağlayan ana yolların çağın gerektirdiği genişlik ve kalitede yapılması. Yol olmazsa olmaz. Yol ve su medeniyetin ilk gereklerinden birisi. Yolu ve suyu bizim köylerimize mutlak surette götürmemiz lazım. Diğer bir konu gerek ferdi fosoptik gerekse kanalizasyon yoluyla kanal sorununu çözmemiz lazım köylerde. Çöplerin toplanması lazım. Topluyoruz şu anda. Yani 422 köyümüzde çöpleri topluyoruz. İçme ve kullanma suyunu köyde bulunan her aboneye temiz ve yeterli derecede götürmek zorundayız.
İma planı yaparak çarpık kentleşmeyi, çarpık yapılaşmayı, işgal ve tecavüzleri önlemek zorundayız. Bir de içme suyunun yönetmek zorundayız. Şimdi bunlardan ilk dört tanesi bizim imkanlar ölçüsünde, bütçemiz imkanları doğrultusunda yaptığımız ve yıllık yatırım programında devam eden işler. Ancak bunlardan benim şu anda üzerinde çalıştığım ve olmazsa olmaz diye algıladığım iki konu var. Bunlardan bir tanesi köylerimizde arsa üretimi, ikincisi ise suyun yönetilmesi. Evet. Köylerimize ne kadar su götürürsek götürelim, suyu yönetmediğimiz sürece su ihtiyacının karşılanması, şikayetlerin, sızlanmaların bitmesi mümkün değil. Özellikle iki konu üzerinde az önce söyledim, çalışıyorum. Birincisi arsa üretimi, ikincisi suyun yönetilmesi. Arsa üretimi konusunda çeşitli bir takım çalışmalar yapıyoruz şu anda. 1970'li yıllardan beri, 70'li yıllarda köylerimizdeki nüfusun, yani ülkemizdeki nüfusun %70'i köylerde, %30'u şehirlerde yaşıyor diye istatistikler veriyordu. Ancak bu şu anda tersine döndü. Yani evet, nüfusun %30'u kırsal kesimde, %70'i şehirlerde yaşıyor. Yani köyden, kırsal kesimden kentlere doğru bir göç var. Evet. Tabii bu göçün değişik sebepleri var. Köylerdeki, özellikle kırsal kesimdeki gelir kaynaklarının azalması, geçim sıkıntısı, bir takım yol, su, hastane, eğitim, sağlık gibi değişik sosyal imkanların yeteri derecede götürülememesi gibi sebepler sayılabilir. Bunların içinden bir tanesi de köylerde yeterli arsa üretiminin yapılamaması. Şimdi ben bir araştırma yaptım. 1948 yılından beri imar affı, gecekondu kanunu, imar barışı gibi değişik isimlerle tam 20 tane kanun çıkmış. 20 tane kanun. Tabii bütün bu kanunlar çarpık yapılaşmayı, kaçak yapılaşmayı, ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayı iyileştirmeye veya yasal hale getirmeye yönelik. Bunlar bana göre çözüm değil. Bizim özellikle kırsal kesimde yeterli derecede arsa üreterek hazine, köy tüzel kişiliği, mera, orman gibi yerlere işgal ve tecavüzleri önlemek birinci derecede görevimiz olmalı. Diğer köylerde arsa üretmemizin iki gerekçesi var. Köylerimizde imkanı olduğu halde bile şuradan bir arsa satın alayım, üzerine ev yapayım diyecek köylünün imkanı yok. Yani oğlunu evlendirecek, kızını evlendirecek. Atalarımız der, ev üstüne olmaz derler. Mutlaka evet, köyde insanların yeni bir konut yapacak, yeni bir ev açacak, yeterli bir alana, arsaya ihtiyacı var. Evet. Yani köyde yaşayan insanlarımızın göç etmemesi, aynı yerde mevcut gelir kaynaklarını devam ettirmesi ve köyde yaşamını idame ettirmesi için mutlaka nüfus artınca ilave konuta ve evlere ihtiyaç var. Bunun için de arsa ihtiyaç var. Yani bu birinci gerekçeyle arsa üretmemiz lazım. İkinci gerekçe 1970'li yıllardan beri değişik yıllarda köylerden gerek şehir merkezlerine, il ve ilçelere, gerekse yurt dışına göçler var. Giden insanlarımız belli bir ekonomik seviyeye veya belli bir imkana sahip olunca köylerimize gelip yerleşmek istiyorlar. Şimdi bu insanların, giden insanların atalarının mezarları köyde, kısım akrabaları köyde hala yaşıyorlar. Eski hatıraları, çocukluğunun geçtiği yerler, buralar.
Yani köye karşı son yıllarda biliyorsunuz kamuoyunda da bu zaman zaman gündeme geliyor. Köye karşı büyük bir istek var, köye dönüş anlamında bir talep var. Ancak biz bu istekleri, talepleri karşılayamıyoruz. Gerekçesi de bu insanların ev yapacağı yeterli arsa yok. Bu üç gerekçeyle bizim köylerde mutlak ve mutlak surette arsa üretmemiz lazım. Evet. Birincisi işgal ve tecavüzlerin önlenmesi, çabuk yapılaşmanın önlenmesi. İki, köyde yaşayıp işte oğlunu evlendirecek, kızını evlendirecek insanların konut açmak, yeni bir ev açmak için ihtiyacının, arsa ihtiyacının karşılanması. Üçüncüsü ise dışarıda yaşayıp işte gerek yurt dışında gerekse değişik il ve ilçelerde köye gelip ev yapmak isteyen insanlara arsa ihtiyacını temin etmek. Bunu sağladığımız takdirde inanın köylerde ekonominin günlük hayatın yaşamında değişeceğine ben inanıyorum. Şimdi örneğin yurt dışında Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da veya diğer ülkelerde çalışmış zamanla belli bir yaşa ve belli bir ekonomik güce gelmiş insanlar köye gelip ev yapmak istiyor. Orada yaşamak istiyor belli bir süre. Şimdi bu insanlar orada yaşayınca köyden üretilen süt, yoğurt, peynir, tereyağı, sebze, meyve gibi imkanları burada satın alarak veya tedarik ederek veya yetiştirerek üretime katkısı olacak. Aynı zamanda köylünün bir gelir kaynağı olacak. Evet. Tabii bunun mesela siz hemen öyle deyince benim aklıma tabii köy değil ama büyük bir ilçemiz Emirdağ geldi. Emirdağ'daki gurbetçi kardeşlerimizin Emirdağ ekonomisine kattığı katkıyı hiç inkar etmek mümkün değil. Evet. Şimdi bu arsa üretimi konusunda biz 2020 yılı bütçemize 5, benim talebim 10 milyon ama 5'ini alabilirsem mutlu olacağım diye düşünüyorum. 5 milyon civarında bir ödenek koyarak köylerimizdeki 2020 yılında tüm köylerimizdeki arsa üretimi konusunda büyük bir çalışma içine girmeyi düşünüyorum. Ancak 2019 yılında temin ettiğimiz bir dar bütçeyle en çok köyü olan 4 ilçemizden en çok ihtiyacı olan 4 köyümüzü örnek köy olarak seçip bu seneki imkanlarımızla bu 4 köyümüzde arsa üretimi yapmayı planlıyoruz. Şu anda Dinar ilçemizin Bülüç Alan köyünde seçtik. Orada çalışmaya başlatıyoruz. Evet, bunun da müjdesini kalmış olarak verelim. Müjdesini vermiş olalım. Diğer köyümüz Emirdağ ilçemizin Başkonak köyünde bu çalışmayı başlatacağız. Diğer Sandıklı ve Şuhut ilçemizde bir köyde bu çalışmayı başlatacağız. Henüz o köy ilçemizde köy isimlerini belirlemedik. Üzerinde çalışıyoruz. Evet. Keşke 20 siteymişiz de onda anlaşsaymışız efendim. Tabii bu da işin esprisi de. Efendim tabii programımızın sonuna yaklaşırken Allah bir daha yaşatmasın. Son zamanda bir deprem oldu yakın bölgemizde. Bunun etkileri il sınırlarımız içerisine kadar da geldi. Dinar bölgemiz, o bölgede bir etki oldu. Bununla ilgili sizin de tabii hasar tespit çalışmaları ile ilgili bir takım katkılarınız, destekleriniz olmaktadır. Bu konuda biraz aydınlatır mısınız efendim? O konuya geçmeden önce şu içme suyu yönetimi ile ilgili buyurun, konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi 1924 yılında yayınlanan köy kanunu ve 1924'ten 2005'e kadar değişik tarihlerde çeşitli kanunlar yayınlanmış. 1924 tarihli köy kanunu, 442 sayılı köy kanunu, daha sonra köy hizmetleri genel müdürünün kuruluş ve görevleri hakkında kanun, köylere hizmet götürme ile ilgili başka bir kanun var, 1985'te, 84'te çıkmış. En son 2005 yılında çıkmış 5302 sayılı il özel idaresi kanunu var. Şimdi bütün bu mevzuat düzenlemelerine göre köylere içme suyunu götürmek, temiz ve yeterli içme suyunu götürmek şu anda bizim il özel idaresi olarak bizim
görev alanımıza giriyor. Afyon'da 422 köyde bizim su ihtiyacının yaklaşık %90'ını karşılamış durumdayız. Ancak suyu yönetemediğimiz için hala şikayetler ve sızlanmalar devam ediyor. Şimdi elimde bir tablo var. Bu tabloya göre 47 köyümüzden, yani il çapında söylüyorum, 47 köyümüzde su cazibeli olarak, yani doğal kaynaktan geliyor. 272 köyümüzde sadece tefili, yani yer altından kuyuyla, motorla çıkarılıp dağıtılan suyumuz var. 103 köyümüzde de hem cazibeli hem de terfi yoluyla sağlanan suyumuz var. 2 köyümüzde yeterli su kaynağı olmadığından sorun yaşıyoruz. Onu da yeni su kuyuları açarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi köy muhtarlarımız bu su paralarının toplanması konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Şimdi ister köye getirdiğimiz içme suyu ister cazibeli olsun, isterse terfi yoluyla olsun. Bir kere suyun bedava, bedelsiz olması imkansız. Cazibeli kendiliğinden gelen kaynaklarda bir takım masraflar var. Mesela su deposunun belli aralıklarla ilgili mevzuatına göre temizlenmesi gerekiyor. Klor tesisatı kurulması gerekiyor ve belli aralıklarla suyun kimyasalının, klorunun temin edilerek suyun klorlanması gerekiyor. Vanalarının bakımı gerekiyor. Masraf gerekti. Kış döneminde patlağı çatlağı var, bunların bakımı gerekiyor. Bir kere suyun bedelsiz olması imkansız. Evet. Şimdi diğer taraftan eğer bu su terfi yoluyla geliyorsa elektrik ve kuyu masrafları buna biniyor. Köy muhtarlarımız bu parayı toplamakta zorluk çekiyorlar. Şimdi biz bu konuda bir çalışma başlatıyoruz. Henüz mevzuat olarak altyapısı hazır değil. Bütün köylerimizi ön ödemeli su sayacına geçirmek istiyoruz. Ve şu anda 5302 sayılı kanun ve Mülga Kapanan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan içme suyu testlerinin tamamını daha önce biz köy tüzel kişiliklerine devretmişken bu yetkiyi biz ilçelerimizde bulunan köyler hizmet götürme birliğine vererek suyun yönetimini tek merkezden ve kontrollü bir şekilde yapmak istiyoruz. Evet. Bunun için şu anda bir tane yönetmelik taslağı hazırladık. Köyler hizmet götürme birliği ile köy muhtarları arasında düzenlenecek bir protokol hazırladık. Abone sözleşmesi hazırladık. Su kesme tutanağı hazırladık. Su bağlama tutanağı hazırladık. Devir sözleşmesi hazırladık. Taslak halinde bütün bunlar. İleride, önümüzdeki günlerde İl Genel Meclisimiz ve Sayın Valimiz de konuyu olgunlaştırıp 2020 yılında tüm köylerimizi bu sisteme geçirmek istiyoruz. İnşallah. Ayrıca 3 Eylül'de ön ödemeli sayaç seçimi ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte. 3 Eylül'de Ankara'dan bir firma çağırdık. Ön ödemeli sayaç ile ilgili kurulum, işletim ve çıkacak ne gibi sorunlar var bu konuda bilgi sahibi olmak için İl Genel Meclisimize bir sunum yaptıracağız. Biz de altyapısını hazırlıyoruz. Az önce de söylediğim gibi suyun getirilmesi yeterli değil. Suyu yönetmediğimiz sürece su ihtiyacını karşılamamız mümkün değil. Evet efendim, programımızın sonuna geldik ama bir cümleyle bu hasar tespit çalışmalarını alayım. Hemen ona geliyorum. Evet. 8 Ağustos'ta meydana gelen sanırım Denizli Bozkurt'tu merkezi deprem sebebiyle bizim o bölgeye yakın Dazkır'a evciler Başmakçı bölgesinde de bir takım hasarlı binalarımız oldu. O bölgede etkilendi. Depremin hemen akabinde biz AFAD'a ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze gerekli teknik eleman ve araç gereç desteği verdik. Özellikle Dazkır ilçemizin köylerinde 5 cami ve 5 minarenin hasarlı olduğu ve yıkılması gerektiği yönünde arkadaşlarımız bir rapor düzenledi.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu ve ilgili mevzuatı gereğince kamu binalarının hasar görmesi halinde değişik sebeplerle yıktırılması için Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'ndan izin almamız gerekiyor. Bunun için gerekli fotoğraflarını, raporlarını Üst Vezirliğe, Eskişehir'e gönderdik. Oradan alacağımız raporlara göre, karara göre yıkım veya tadilat, tamirat işini yapacağız. Evet. Efendim ben size kolaylıklar diliyorum. Yeni göreviniz bir kez daha hayırlı olsun. Özellikle bizleri kabul ettiğiniz için Kanal 3 ailesi olarak sizlere çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni bir mercek programında birlikte oluncaya dek en güzel geceler, en güzel günler sizlerin olsun. Esen kalın.